Lakabım ihtiyar. Eylem. Şöyle. Yirmi yıl iki giydim. Kenan Bengü çok yani örnek aldığım bir pasördü. Onunla zaten voleybol başladığım zaman onu çok beğenmiştim. İki numaraya giydim. Ama oğlum doğduktan sonra 23-11'de dedim zaten Roma rakamıyla gene 2. 11 giyiyorum hatta. İdol. Kenan Bengü tabii ki. Çok var ya. Hangisini anlatayım ki? En unutamadığım maçım. Kazandıklarımızı söylemeyeyim de. Kaybettiğimiz bir maç var. Babamın hayattayken yani son izlediği maç. Onu da kaybetmiştik. Maç herhalde 3-2. Herhalde o. Aynı maç. Maç herhalde 3-2. 15-13 kaybettiğimiz Sevim finalini kaybetmiştik. Arkasta oynuyordum. O maç. Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki hakemin bizim hakkında yani aleyhimize göstermiş olduğu kırmızı kartlarla hatalarıyla 5-6 sayı açması son derbi. Soyunma odası ne olabilir ki? Hani unutamadım. Sevinçler unutulmaz, üzüntüler unutulmaz. Geri kalan zaten arkadaşlarımla, kardeşlerimle muhabbetler. Çok özel bir şey yok soyunma odasında. Deplasman anısı. Portekiz güzel. Yani 18 saat gidip çok inanılmaz bir okyanusun tam ortasında lavların oluşturduğu kriterde bir adaya gittik. Hayatımda ilk defa. Orayı çok beğendim. Benim için hani oranın atmosferi, havası, oluşumu, okyanusun tam ortasında olması unutamayacağım bir deplasman. Bu sorular yalnız patlatmaya yönelik biraz sorular. Ara boza. Ya şaka bir yana, ben Nedim Hoca'yı 95 yılından beri tanıyorum. Çalıştığım 20 tane yakın antrenör var. Bunların arasında hepsi çok iyi. Ama insanlık anlamında, oyuncuya yardım anlamında, anlayış anlamında Nedim Özbey tabii ki yani. Çünkü çok uzun yıllardır tanıyorum. En iyi oynadığım maç. Çok var diyeyim. Sev finali. Halk Bankası'ndayken 15-13 kaybettiğimizin telafisini o maçta yaptık. O maçta artı 11 ile artı 12 ile oynamıştım. Bir pasör olarak çok ekstremdi. Türkiye'ye getirdik o kupayı. O maç. O da çok var. En kötü oynadığım maç. Ya hiç böyle unutamadım. Ben çünkü yani kötü şeyleri hafızamla atmaya çalışıyorum. Ona yakın böyle kitaplar okuyorum. Çünkü bunu hafızanıza ne kadar barındırsanız o kadar çok vücudunuza hastalık veya üzüntü tamamen yer alıyor. O yüzden gerçekten unutuyorum ama sporcuyuz. Ben de çok kötü maçlar çıkardım olmuştur ama hani şu maç diyebileceğim yarın söyleyeceğim size. Aslında totem yok. Sadece dua var. Çok iyi voleybolcular var ama herkesin jenerasyonu farklı. Yani bir isim olarak ama dediğim gibi yani örnek aldığım insan Kenan Bengü. Yani benim için pasör olarak çok beğendiğim beyniyle, oyun okumasıyla, ön çizgisiyle kesinlikle Kenan Bengü.
Zor bir soru. Ya çok savaşmaya çalışıyorum. Çok yanlış yapıyorum. Zaten çok bir şey yapmaya çalışırsanız çok yanlış yaparsınız. Çok yanlış zaten ben yapmaya çalışıyorum ki o ağırlığı bana kalsın. Ama ya karakterim sonuna kadar mücadele etmek. Başka bir şey bilmiyorum. Çabuk sinirleniyorum. Bir şeyleri çok kaybettiğim için zamanında bir sayının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Genç arkadaşlarıma bazen sinirlenmemin tek sebebi bu. Çünkü bir sayıyla inanın her şampiyonayı kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Sinirim. Yani gençleri havaya sokmayayım. Gerçekten iyi gençler var, çok yetenekli gençler var. Gençleri can diyeyim, yetenek olarak beğenirim yani canın voleybol anlamında yeteneğidir. Ben. Yok tabii ki, Doğukan Ulu. Çok çalış. Tembel, Melih Sıratça. yok, bu şaka. İbrahim Akşeker. Kusura bakma. Yani tek isim söyleyemem ama Barış Özdemir, Erkan Toğan, Gökhan Öner, bunlar Türkiye'ye gelmiş geçmiş bence de en iyi oyuncular ve en karakterini beğendiğim, sevdiğim insanlar. Selçuk. Ne yapacağını kendi de bilmiyor. Ben. Kesinlikle. En az konuşan Yasin. Hiç konuşmaz. İnan bazen telepati yönüyle falan anlaşmaya çalışıyoruz. En komik. Ya aslında Halil kesinlikle yani makina. Çok var aslında yani. İnanın elinde olsa herkes çok bonkör ama tabii bazen mali şartlar. Ama inan yani var bayağı var takımda. O konuda sıkıntı yok. İbrahim Akşeker. Doğrucu. Yasin yalan söylemez ya. İsmi de zaten mübarek bir isim. O anlamda yalan söylemez gerçekten. Ya kusura bakma ama Halil. Çünkü sürekli eşofmanla gülüyorum. Şarkı söyleyeyim. Hiç söylemedi kimse. Yani öyle bir şey denemedik bile. Ama galiba Murat Han'ın sesi güzel olabilir. Bak. Gençler.
Maalesef. Yemek yen. Adis. En sevdiğim yemek. Aslında barbunya plakiyi çok severim ama yemiyorum. İlk kazandığımda gerçekten anneme bir hediye aldım. Yani hayatımda ilk defa 16 yaşında kazanınca anneme göndermiştim. Vallahi bizim çocukluğumuzda çok böyle hayal kuracağımız bir atmosfer yoktu. Gerçek bu yani. İnsanlar geçim derdindeydi ve çok zor şartlarda yaşıyordu. Tek hayalim annem babamı çok iyi şartlara sobalı evden kaloriferli eve geçirmek. Hayalim oydu. Kahve. Kesinlikle bitti. İkisi de değil. Balık. Keşke yapmasaydım dediğim şey. Yani tabii komik bir program ama yani insanın hayatında yapmasaydım dediği şeyler hep üzücüdür. Çok var. Dövmelerim bence. Çok pişmanım. Kitap. Kur'an-ı Kerim. Gerçek yani. İşte gülüyorum ama bu da olmaz. Ama gerçek öyle yani. Çok okurum Türkçesini. En sevdiğim film. Çelik Yumruklar. Oğluma da ilk defa seyrettireceğim. Tabii biraz hani 7-8 yaşına gelince anlayabileceği. Baba oğul arasındaki ilişki çok iyi. Teach you in a box. Are you kidding me? You know this fight game inside and out. It needs your moves, your commands. I can't. Yes, you can. And I know I've done all kinds of wrong by this kid. Dizi, Avrupa Yakası. The. Bitti. Ha, her akşam izliyorum. Gerçekten çocuğum olduktan sonra, hele 2 yaşına geldikten sonra her akşam izliyorum. Pepe, Rafadan Tayfa, daha neler var. Yani bütün çizgi filmleri seyrediyorum. Ama bu ikisi, Rafadan Tayfa ile Pepe. Yani her sene değişiyor. Bu aralar sadece Sıla'dan hediye. Amerika. Ya tenis oynuyorum. Bir de başkan duymasın motor.
voleybolcu olmasaydım büyük ihtimalle bir fabrikada motor teknisyenliği bölümünde falan mezunum zaten. Araba çok meraklısıyım. Araba yapmayı çok seviyorum. Şimdi maketini yapıyorum ama o zaman kesinlikle araba yapardım. Cennete girmek. Gülmeyin oğlum, evet ama. Bu kadar günahla, bu kadar günahla neyi hayal edeceğim? Her yere gittim. En büyük günahım. Şaka yaptım, evet. Söyleyecektim de dur. Sen kulağını kasa söyleyeyim.